Merhaba arkadaşlar, Hobi Zamanım YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bu videoda sizlere arkadaşlar, bundan önceki videomda 0-3 aylık bebekler için patik yapımını göstermiştim. Şimdi 6 ila 8 arası bebekler için patik yapımını göstereceğim. Tabanını büyüteceğim. Onu nasıl büyüttüğümü size bu videoda göstereceğim. Ürünümüz Alize Puffy Fine. İlmekleri küçük olan bir tane ilmek açıyorum, zincir çekiyoruz. Bunda 9 zincir çekmiştik, yine 9 zincir çekiyorum. 1 2 3 4 5 6 7 8 9. 1 2 3 4 5 6 7 8 9. Diğer patikte yaptığım gibi ikinci zincir arasından ilmek çıkartıyorum. İlkini ellemiyorum, ikincisine. Evet, sık iğne tekniği de yapıyoruz. İki ilmeği üst üste koydum. Yumaktan gelen ilmeği içerisinden geçirdim. Sayarak yapıyoruz. 1 2 3 4 5 6 7 7 sık iğne yaptık. Son ilmek arasından 5 tane sık iğne yapıyoruz. Bir, iki, üç, dört ve beş. Bu beş tane yaptığımız sık iğne arkadaşlar, patiğin burun kısmı. Beş tane sık iğne yaptığımız patiğimizin burun kısmı oluyor. Evet, şimdi her ilmek arasından bir tane sık iğne yapıyorum. 1 2 3 4 5 6. Evet, 6 sık iğne yaptım. 7. sık iğnemin 7. zincirimin çift batıyorum, yani artırma yapıyorum. İlk önce bir tane ilmek geçirdim, kapattım. Aynı halkanın içerisinden tekrar bir ilmek geçirip kapatıyorum, artırma yapıyorum. Evet, 2 defa artırma yaptık. Şu başlangıç ilmeğimizin
içerisinden bir tane ilmek geçirdim. Kapattım. Evet, tabanımızın 0-3 aylık için olanların tabanı ile aynı arkadaşlar. Şimdi bir sıra daha öreceğiz. Bir sıra daha örüyoruz. İlk ilmek arasında artırma yapıyorum. Bir tane ilmek geçirdim. Kapattım. Aynı halkanın içerisinden bir tane daha ilmek geçirip kapatıyorum. Yani artırma yaptım. 1 ve 2. Devam ediyoruz. 1 2 3 4 5 6 Evet. 6 sık iğne yaptım. Burada arkadaşlar bir tek bir artır. Bir tek bir artır. Ya da şöyle yapalım. Artırıyoruz. İlk önce artıralım. Tam burun kısmına geldim. Artırıyoruz. Hemen artıralım. Aynı ilmek arasından bir tane daha ilmek geçirdim. Artırmamı yaptım. Artırma yaptım. Tek yapıyorum. İkinci aradan sadece bir ilmek geçirip kapatıyorum. Tekrar artırma yapıyorum. Aynı yerden bir ilmek daha geçirip kapatıyorum. Artırma yaptım. Tek. Artırma. Evet. Burun kısmında 3 defa artırma yaptık. Artırma, tek, artırma, tek, artırma. Evet, şimdi tek yapıyoruz. Bir, iki, üç, dört, beş, altı, yedinci ilmekte bir artırma yapıyorum. Aynı yerden bir tane daha ilmek geçirip kapatıyorum. Evet. Evet arkadaşlar, son ilmeği sık iğne değil, direkt ben kapatıyorum, CC yapıyorum. Evet. Burada ilmek açıp ipimi kopartacağım. Bir. İki ilmek açmamız yeterli. Farklı renk yapmasanız bile arkadaşlar ipimizi kopartıyoruz. İster farklı renk yapın, isterseniz aynı renk yapın. Şimdi ipimi kapatmadan önce bir sayalım kaç tane ilmeğimiz olmuş. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26 tane ilmeğimiz var. Hemen
Son ilmeğimi bir önümdeki ilmek arasından, yani tığımı son ilmeğe geçirdim. Bir öndeki ilmek arasından geçirdim tığımı, ipimi tığıma taktım, yukarıya doğru çektim. Evet, aynı ilmek arasından ipimi içe doğru çekiştirdim. Bunu iç tarafta tığın yardımıyla saklayın. Daha sonra bir dikişle, bir iğne ile arkadaşlar tutturursanız düğüm atmayın, daha güzel olur. Evet, bu şekilde. Şimdi 5 tane sık iğne yaptığımız yer patiğimizin burun kısmı. Şöyle patiği kaplayalım. Kapladığımız zaman ortayı buluyorum. Evet, ortasını buldum. Hemen bir işaretçi takıyorum. Yani şöyle katlayayım patiği. Evet. Ortayı bulduktan sonra sayıyorum. Yandaki ilmekten saymaya başlıyorum. 1, 2, 3 ve 4. Dördüncü ilmek aramdan başlayacağım. Yalnız üst tarafından, alttan değil, üst taraftan. İlmeklerin iki kanadı var. Üst kanadından ilmek çıkartıyorum. Evet, bu şekilde ilmeklerimi çıkartıyorum. Sayarak yapalım. 1, 2, 2, 3, 4. İşaretimi çıkartıyorum. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Burada ipimizi bağladığımız yer arkadaşlar, burada 18, 19. Burada ilmek arası gibi gözüküyor ama orada ilmek aramız yoktur. 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25 ve 26 ilmek. 20. Patikten ilmek çıkartırken arkadaşlar düz tarafı, ters tarafı dışa doğru, düz tarafı bize doğru bakacak şekilde ilmekleri çıkartıyorum. Eğer tam tersi çıkartırsanız bu şekilde görüntü olur. Onu da belirttim. Evet, bir öndeki ilmeğim benim başlangıç ilmeğim. Başlangıç ilmeğimden kapatma işlemi yapıyorum. Bu herhalde 6 aylıktan biraz daha büyük olabilir patik. Daha küçük yapmak istiyorsanız arkadaşlar, şuradaki ikinci sırada 3 defa artırma yaptım, 2 defa artırma yapabilirsiniz. Arka tarafta da sadece 1 defa artırma yaparaktan tabanı küçültebilirsiniz.
Evet. Evet, burada ilmek arası varmış gibi gözüküyor. İlmek arası yoktur. Sadece ipimizi bağlamadığımız için gevşek duruyor. O yüzden ilmeğin tam altından ipimi çıkartıyorum. Evet, bu şekilde ilmekleri çıkartıyoruz alttan. Bu sıra sayarak yapalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24. 24 ilmek. Başlangıç ilmeğinden, ilmek arasından ilmek çıkartmıyoruz. Dediğim gibi arkadaşlar, 5 tane sık iğne yaptığımız bir ilmeğin içerisinden 5 defa ilmek çıkartıp kapattığımız yer burun kısmı. Diğer taraf topuk kısmı. Ona göre azaltma yaptığımız zaman burun kısmını ona göre ayarlayalım. Evet, kapatma işlemi yapıyoruz sıra sonuna kadar. Evet, kapatma işlemi yaptım. Tekrar ilmek arasından ilmek çıkartıyoruz alt taraftan. Evet arkadaşlar, bu sıra ilmek çıkartacağız. İlmekler çıkarttıktan sonra kapatma işlemi yapıyoruz. Evet, bu şekilde devam edelim. Toplamda bir sıra. Bir sıra ilmek çıkartıp ilmek kapattım. Şimdi arkadaşlar, burun kısmına şekil vereceğiz. Daraltma yapacağız. Dediğim gibi 5 tane sık iğne yaptığımız yer burun kısmı. Hemen patiğimi aldım. Tam ortayı buluyorum. Ortadaki şu iki ilmeği tuttum. Sağdan ve soldan 2 ilmek, sağdan 2 ilmek, soldan ortadan 2 ilmek, yani 3 defa azaltma yapacağız. Hemen ben işaretimi takıyorum. Evet, 1 2 ortadan 2 ilmek, sağdan 2 ilmek, toplamda 3 defa azaltma yapıyoruz. Evet, 1, 2, 3, 4, 5, 6 ilmek ortadan ayırdım. Şimdi işaretimin olduğu yere kadar ilmek çıkartıyorum. Yalnız sizin başlangıç ilmeğiniz biraz daha geride ya da biraz daha önde olabilir. O yüzden yanlış yaptığınızı düşünmeyin. Bazen ilmekler başlangıçtan çıkarttığınız zaman ilmek kayması oluyor. Dediğim gibi önden 6 ilmek ayırıp kaç tane ilmek varsa ya da çok öndeyseniz, eğer farklı yerden başlamışsanız ya da öndeyseniz, ilmeklerinizi açın. Tam ortadan 6 ilmek kalana kadar bırakın. Şimdi ben ilmek çıkartıyorum. 2 3
4 ilmek. Hemen işaretimi çıkarttım. Burada 2 defa 3 defa azaltma yapıyoruz. 2 ilmeğin arasından sadece 1 ilmek çıkartıyorum. Bu 1. İkinci azaltmamı yapıyorum. 2. İşaretimi çıkarttım. Ve 3. Evet arkadaşlar, 3 defa azaltma yaptım. Sıra sonuna kadar tekrar ilmek çıkartıyorum. Alttan. Her aradan sadece 1 ilmek. Her sıra sonra ilmeklerinizi sayın, çünkü bu çok önemli. Diğer patiki diğer eşini ördüğünüz zaman ilmek sayıları aynı olsun. Farklı olursa biri diğerinden farklı görünecektir. Başlangıç ilmeğimin arasından ilmek çıkartmadım. Evet, şimdi kapatma işlemi yapıyorum. İlmekleri birbirinin içerisinden geçirerekten sıra sonuna kadar bütün ilmekleri kapatıyoruz tek tek. Evet. Tekrar patiğimi ikiye katlıyorum. Bu defa 4 ilmek ayırıyoruz. 2 defa azaltma yapacağım. 4 ilmek ayırıyorum. Evet. 1, 2, 3 ve 4. Tam ortadan 4 ilmek. İşaretimin olduğu yere kadar ilmek çıkartıyorum. 1, 2, 3, 4, 5. Hemen işaretimi çıkarttım. 2 defa azaltma yapacağız. 2 ilmeğin arasından sadece 1 ilmek geçirdim. Diğer işaretçiyi de çıkartıyorum. 2 ilmek arasından sadece 1 ilmek. Evet, 2 defa azaltma yaptım. Tekrar sıra sonuna kadar ilmek çıkartıp ilmek kapatıyoruz. Evet, ilmeklerimi çıkartıp kapattım. Şimdi ortayı buluyoruz. Ortadan 4 ilmek ayırıyorum. Evet, şurası. 1, 2, 3 ve 4. 2 defa azaltma yapıyoruz burun kısmından. Evet. İlmek çıkartıyorum. Dediğim gibi sizin başlangıç ilmeğiniz daha geride ya da daha önde olabilir. O hiç sorun değil. Yanlış yaptığınız anlamına gelmiyor. Sadece ortayı bulup 4 ilmek ayırmanız yeterli. İlmek çıkartıyoruz. İşaretimin olduğu yere kadar. Evet. İşaretçilerimi çıkartıyorum. Burada 2 defa azaltma yapıyoruz. 1, 2. 2 ilmek arasından 1 ilmeği geçirdim. Çektim. 1, 2. Evet, çektim. 2 defa azaltma yaptıktan sonra sıra sonuna kadar
İlmekleri çıkartıyoruz. Kapatma işlemi yapıyoruz. Evet arkadaşlar, tekrar azaltma yapacağız orta kısmında. Şöyle katlayalım. 4 tane ilmek ayırıyoruz. Tam ortadan 4 ilmek. Hemen şuradan işaretimi takıyorum. Diğer tarafa takmama gerek yok. 1, 2, 3 ve 4. İlmek çıkartıyorum. İşaretimin olduğu yere kadar. Dediğim gibi ilmekler bazen önde, bazen arkada. Kaydırma yapmış olabiliriz. Hiç önemli değil. İşaretimin olduğu yere kadar ilmek çıkarttım. Bu benim son artırmam olacak. Hemen iki ilmek arasından bir ilmek geçirerekten azaltma yapıyorum. İlk azaltmam. Bu da ikinci azaltmam. Evet. Sıra sonuna kadar ilmek çıkartıyorum. Ve tekrar kapatıyorum. Evet. Bu kadar yeterli. İki sıra arkadaşlar. İlmek çıkartıp ilmek kapatıyoruz. Toplamda iki sıra. Evet, bu şekilde ilmek çıkartıyorum. Evet, başlangıç ilmeğinden ilmek çıkartmıyoruz. Tekrar kapatıyorum. Aynı şekilde bir sıra daha örüyoruz. Evet, ilmek çıkartıyorum. Evet arkadaşlar, bu ilmeği çıkartma olayında tekrar bu videomda da değinmek istiyorum. Bu şekilde ilmek çıkartırsanız eğer örgünüz ters olur. Bu şekilde çıkartmıyoruz. İlmeği dıştan içe doğru değil. Tam tersi, içten dışa doğru çıkartıyoruz. İçten ilmeklerimizi içten dışa doğru, eğer tam tersi çıkartırsanız örgünüz ters olacak. Şöyle de bir göstermek istiyorum. Çok kişi, çok yapan var bu yanlışı. O yüzden bu şekilde ilmekleri çıkartırsanız eğer, bir kapatalım. Bu şekilde çıkartıp kapattığınız zaman
Gördüğünüz gibi farklı bir model çıkıyor. Şunları da kapatalım. Evet. Gördünüz mü arkadaşlar? Farklı oluyor. Yani şuranın içi gibi oluyor. Patiğin içi gibi oluyor. Bu şekilde olmuyor desen. Tomurcuk tomurcuk olmuyor. O yüzden ona dikkat edin. Örgümüzü ne yapıyoruz? Patiğimizin düz tarafını kendimize doğru çeviriyoruz. İlmekleri içten dışa doğru çekiyorum. Evet, bu sıra son sıramız. İlmekleri çıkartıyoruz. Daha sonra kenar kısmını dikmek için 5-6 tane ilmek açacağım. Evet. İlmekleri önce bir kapatalım. Bu da arkadaşlar 10 aylık bebeği bu patik rahatlıkla oluyor. Yani 6 aydan sonra 8 aylık, 10 aylık. Şimdi ilmekleri kapattıktan sonra her zaman için ilmeğiniz arka tarafta bitirmeniz gerekiyor. Bir, yani tam arkada bitirin arkadaşlar. Eğer fazla gitmişseniz, atıyorum ilmeğiniz buradaysa geri ilmeklerinizi sökün. Tam ortada bitirin. Evet, bu şekilde. Ortada bitirdim. Burada ilmek açacağım. Bir, iki, üç, dört, beş, altı, yedi ilmek yeterli olacak. İpimi koparttım. Son ilmeği tığıma aldım. Bir öndeki ilmek arasından geçirdim tığımı. Tam ortadan geçirdim. İpimi tığıma takıp ipimi dışarıya doğru çektim. Evet, bu şekilde. Şimdi arkadaşlar iğnemi bulamadım. Tığımın yardımıyla ipimi doluyorum kenar kısımlarına. İpimi sıkmıyorum. Normal bir şekilde ilmeklerin arasından ilmeklerin arasından geçiriyorum. Evet, bu kadar kolay. Umarım bu patiği herkes örebilir. Öğren arkadaşlar, Instagram'la benimle de paylaşırsanız çok mutlu olurum. Eğer kendi sayfanızda paylaşıp beni de etiketlerseniz beni mutlu etmiş olursunuz. Evet arkadaşlar, bitti. İpimi iç taraftan yürüteceğim. Bu şekilde. İçeriye gizleyelim ipimizi. Daha sonra bir iğne iplik yardımıyla dikersek güzel olur.
Bu şekilde ilmeklerin arasından geçirerekten saklıyoruz. Evet arkadaşlar, dediğim gibi eğer kurdeleniz varsa bu renklere uygun ya da yaptığınız patiğin rengine göre uygun bir kurdele takarsanız hoş bir görüntü olur. Evet, 10 aylık bebeğe rahatlıkla oluyor arkadaşlar. Bu gerçi bebekten bebeğe de değişiyor. 6 aydan yukarısı için uygun bir patik. 0-3. 10 aylık bebeğe denedim ben. Arkadaşın bebeğine tam oldu ayağına. Evet arkadaşlar, bu videonun da sona geldik. Videoların devamı için beğenip abone olmayı unutmayın. Hoşça kalın.